Aa, reklam şimdi, arasında siz bir şey kaynattınız. Şimdi reklam arasında sevgili Deniz'le sohbet ederken iki kişiyi gömdü. Yandan elinde. Hemen söyle. Ama birini gömü çıkardı. Demet Akalın'la Hande Yener'i. İkisinin arasında reklamdan önce açıklamayacağım dediği bir uçak mevzusu vardı. O konu aslında gizlenecek, saklanacak bir şey değil. Açıklanması abi, gereken bir konu. Yani, ama Demet Akalın yok. İçin iğrenç video çekme kraliçesi dedin. Tırnak evet. içinde esprili bir dille. Söyledim de ona. Evet. Niye söylediğini söyle. Evet. Hemen söyleyeyim. Ben o gün biliyorsunuz malum gazetelere kapak olan bu fuar günü yaşanan olaylarda. İzmir'de. Demet Akalın'la Hande Yener arasında bayağı olay olmuştu. Evet. Ben de aynı fuardaydım. Hande ile aynı uçaktaydık. Giderken Hande'yi hatta ben tanıyamadım Hande'yi. Çok zayıflamıştı. Hı. Söyledim yani bence kadınsa... Yani Hande hep zayıf değil miydi zaten? Aa, tabii. Yani, kadınlar bilmiyorum. Bana bile biri böyle bir şey söyleyince hoşuma gidiyor. Bence güzel hoş bir iltifat değil midir normalde? Hande bana ya. Ben hep zayıftım dedi. Peki. Şimdi mesela aynı şeyi Demet'e söyledim. Demet biliyorsunuz videoları çok kötü çekiyor evde. Hı. Mesela Demet'e söyledim. Demet dedim şu videoları biraz evde uzaktan çeksin biri. Bana dedi ki ya boş ver şiş koyayım ben zaten dedi. Bakın ha. aradaki ki değil biliyorsunuz. Yok şiş koyayım değil canım. Bile yok. Yani ben bir insanın kendini o fizikte o şekilde çekmesi ayrı bir yetenek. Ve özgüven. Ve bakın şimdi birine diyorum ki uzaktan çek. Hani sen zaten zayıfsın. Yok ya ben şiş koyayım deyip gülüp geçiyor. Öbürünü zayıflamışsın diyorum. O da bana diyor ki ben hiçbir zaman şişmanlamadım. Ben de şişmanladığım zamanlar oldu. Yani bu... Ya siz en fazla ne kadar şişmanlayabilirsiniz? Ya hayır bak yani şu bir şey var. Bu çok mühim de bir konu değil aslında bu kadar. Demek ki takıyor bu durumu. Konu o değil. Bu fuardaki olayı zaten baştan anlatmama gerek yok. Olay gelişiyor. Ben de o sırada fuarda işim vardı. Dönüşte Demet'le karşılaşıyorum. İşte CIP'de, salonda. İşte böyle böyle oldu haberim var mı falan hiçbir şeyden haberim yok. Bu arada işte Okan orada enişteyle böyle bir sohbet muhabbet şakalar falan filan. Bu arada ben telefonlarımı da orada unutup uçağa binmişim. Tabii arkamdan sağ olsun enişte gönderdi. Uçağa onlar bir sonraki uçağı bekliyorlardı. Biz bir önceki uçaktayız. Hande ile gene aynı uçağa denk geldik. Hande açtı ağzını yumdu gözünü biz böyle şey... Süt dökmüş kedi gibi oturuyoruz yanımda menajerimle birlikte. Ne diyor? Vay şimdi dedim ki ne haber nasıl geçti fuar dedim. Vay efendim sen nasıl geçtiğini bilirsin. Siz o yanınızdakiyle zaten işte konuşursunuz edersiniz. Sen onun adamısın. Sen yayınlarda benimle ilgili şöyle konuştun. Ben Hande Yener'in bakın şöyle söyleyeyim. Yani bunu söylediğime de Demet kızabilir ama. Demet'in 10 şarkısını ezbere biliyorsam. Hande'nin 100 şarkısını ezbere bilen biriyim ben. Müzik kalitesini daha çok sevebilirsin. Ben hiçbir zaman sahnesine, müziğini, sesini ne bir kere eleştirdim. Böyle bir şey yok çünkü beğenirim. Herkes de bilir. Ama sen çoluğa çocuğa o öyle emojiler koyarsan bizim yayında konuştuğumuz tek konu buydu. Yani ben bununla ilgili çok özür dilerim iyi yapmış demem mümkün mü? Herhalde. Olamaz. Böyle mümkün. Bir şey mümkün mü? Çok ayıp çünkü. Ve ben, sonra dedi ki ben dedim ne zaman senin sanatınla ilgili. Zaten bir tek ağzımı o sırada açabildim. Araya girebildim. Dedi ki sen benim sanatımla ilgili konuşsan ne olur dedi. Dedim Allah ki, Allah. O zaman söyledi gibi abi o kadar takmıyorsan bu sinir ne? Yani burada gene benimle ilgili olmayan bir konunun içerisinde ben gene... Ama yani senin... üçüncü şans olarak hep mağdur durumdayız. Hayır bir de Deniz sessiz kalmanı hayret ettim. Şimdi şöyle bravo bir şey diyorum ben... yani durgunluğuna. O yani düşünsene durup dururken uçağa giriyor birisi ki bu Hande Yener patır kütür bağırıyor sana. Tamam işte burada susarsın zaten ne oluyor dersin. Ne oluyor dersin yani abi dur. Sana sebebini söyleyeyim mi? Tarkan dedi ki Deniz'im ya hayret ettim o da aynı şekilde. Dedim ki bak canım biz burada şimdi biz bizeyiz dedim. Şimdi benim verdiğim cevabı karşı taraf. Yamutacak. O diyecek ben böyle dedim. Bu böyle. Ben dedim uçağa hazırlandım. Yani uçak da devam ederse ben güzel böyle bir bu kavgayı halka sesleniş yapacaktım. Business otobüsünde yapıyorsunuz değil mi? Evet. Alandan uçağa evet, gidene yani kadar. Tekrar söylüyorum konunun gene ben hiçbir ilgisi yok. Tekrar söylüyorum ben Demet'i çok severim. Neden severim? Söyleyeyim. Demet Akalın Türkiye'de sanatının yanında kariyerini doğru yöneten bir kadın. Beğenin beğenmeyin. Benim Demet'in profesyonel duruşuyla ilgili kimse bana aksini söyletemez. Ayrıca da özür dilerim. Yemez yedirir. Hani
Ben onun vicdani tarafını da çok seviyorum. Benim ne zaman başıma kötü bir şey gelse ilk arayan kadındır. Ya o yüzden benim için yeri farklı. Ama ben hiçbir zaman bu duruşu benim için değerli diye sanat yarıştırıp da Demet'i üste koymadım. Hmm. Onu da söyleyeyim. Saplasamanı ayırdık diyorsun. Şunu da söyleyeyim. Tabii müziğini seviyorum ama satışlarda durum tersi ama. Evet. O da ayrı bir konu. Evet, yani ben beğeniyor da olsam Demet daha çok satıyor. Üzgünüm yani. Evet. Ben tekrar söylüyorum, Hande Yener'in ilk albümlerinden beri çok sevdiğim Yalanın bir ses. Yalanın Batsı'ndan beri diyorsun. O zamandan beri. Yani neydi kadın, neydi aşk kadın ruhundan anlamıyor. Hiç anlamıyor. O albümüne bayılırım. Evimde Kırmızı. Kaset halinde, CD halinde duruyor yani ama tekrar söylüyorum ya, bir de bu ne biçim bir kavga etme şekli? Onu niye kavga etmek, bir de onu da anlamıyorum. Yani hani konunun bana sıçrama sebebini de hiç anlamış değilim. Ha, biz orada Okan, Demet, ben acaba gülüşüyorduk. Onu görmüştüm. Bunu da 5 yaşında benim çocuğum 8 yaşında yapmıyor yani, söyleyeyim. Tabii bir dönem magazin programlarında da çok da başarılı gidiyordu değil mi? Yorumculuk yaptınız. Ben orada bunların tek zorlukları mı hala o yaşananda? Şimdi evet, şimdi bana, ben o yayını bırakalı 6 ay olmuş. 6 aydır demek içinde tutuyordu hanımefendi. Çünkü ben orada konuştum bir. Tekrar söylüyorum, sanatıyla ilgili değil. Kimse bana Hande'nin sanatıyla ilgili olumsuz bir kelime ettiremez. Ama çoluk çocuğa özür dilerim. Öyle emoji yok, sosyal medyacım koymuş. Zaten hep de öyle oluyor ya. Ya ele geçirdi hackerlar. Hackerlar ele geçiriyor. Bir saatliğine ele geçirip dertler. Şimdi.